Evet gençler selamlar. Evet kimler varmış hemen göreyim. Muhammed'i gördüm, Bilal'i gördüm. Evet Arda burada. Buse, Melis, Nurgül diye devam ediyor. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Afiyetleriniz, afiyettesinizdir umarım. Sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir inşallah. Evden çıkmıyorsunuz değil mi? Karantina kurallarına uyalım arkadaşlar. Sağlığımıza dikkat edelim. Evet. Misak-ı milli kararlarından bahsetmiştik en son. Bundan bahsettik değil mi? Kodlamamızı falan, kodlamayı falan vermiştik kara borsa diye. Evet, güzel. Çok iyi anlaşıyoruz bu arada. Şimdi arkadaşlar, Misak-ı Milli'ye göre Türk coğrafyasının sınırları gördüğünüz gibi bugün hemen hemen Anadolu'nun tamamını içine katan, hatta Anadolu'nun tamamını kapsayan, hatta birkaç farklı coğrafyayı da içinde barındıran bölgeyi, mesela Batum, mesela Nahçıvan, Erbil, Musul, Kerkük, Halep, Kıbrıs'ın tamamı, Ege Adaları, Selanik, Kırcaali, Varna. Gördüğünüz gibi aslında Misak-ı Milli'ye göre şu an bizim topraklarımız sınırlarımızda olmayıp aslında Misak-ı Milli'ye göre bizim sınırlarımız içerisinde olması gerektiğini düşündüğümüz bölgeler arkadaşlar. Bunun içinde Selanik var, çok önemli. Batum var, önemli. Musul, Kerkük önemli arkadaşlar. Kıbrıs'ın tamamını görüyoruz dediğimiz gibi Ege Adaları. Bunlar Misak-ı Milli'ye göre şu an Türk toprakları, Türk sınırları içerisinde olması gerektiğini savunuyoruz. Evet. Bir adet sorumuz var. Şimdi soru diyor ki, bu kararlardan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Bu arada Misak-ı Milli kararları içeriğini neler oluşturur diye bir soruyla karşılaştığımızda orada kara borsa kodlamasını kullanıyorduk. Kapitülasyonlar, boğazlar, Osmanlı borçları, referandum dediğimiz seçim, işte sınırlar ve azınlıklar diye içeriğe sahipti Misak-ı Milli kararları. Burada baktığımız zaman ulaşılamaz demiş. Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığı sırada düşman ordularınca işgal edilmiş olan Arap memleketlerinin durumu halkın vereceği karara göre belirlenecektir demiş. Ateşkes imzalandığı tarihte Türk ve İslam çoğunluğunun bulunduğu bölgeler hiçbir suretle birbirinden ayrılamaz bir bütündür. Bu arada arkadaşlar, ben şıkları okurken doğru olduğunu düşündüğünüz şıkkı okuduğunda el kaldırın. Anlaştık mı? Tamam, güzel. Ben şıkları okurken doğru olduğunu düşündüğünüz zaman hangi şıkkın doğru olduğunu düşünüyorsanız orada el kaldırabilirsiniz. Ben anlayacağım ona göre kim hangi cevabı söylüyor diye. Peki. Ateşkes imzalandığı tarihte Türk ve İslam çoğunluğunun bulunduğu bölgeler hiçbir suretle birbirinden ayrılamaz bir bütündür dedi. Halkın oylarıyla anavatana katılan 3 sancakta yani Kars, Ardahan, Batum gerekirse yine halk oylamasına başvurulabilir. Batı Trakya'nın hukuki durumu halkın serbest çevireceği oyla belirlenmelidir. İstanbul ve Marmara Denizi'nin güvenliği her türlü tehlikeden korunmalıdır. İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nın dünya ticaret ve ulaşımına açılması konusunda bizimle diğer devletlerin birlikte vereceği kararlar geçerlidir. Azınlıkların hakları komşu memleketlerdeki Müslüman haklarının korunması şartıyla kabul edilecektir. Siyasi, mali ve adli gelişmemizi engelleyen her türlü sınırlamalar yani kapitülasyonlar kaldırılmalıdır. Bu kararlardan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A şıkkı, ulusların kendi kaderleriyle ilgili kararlarına saygı duyulacağına. B, vatanın bölünmez bir bütün olduğuna. C, uluslararası hakların dikkate alındığına. D, İmtiyazlara izin verilmeyeceğine, nüfus mübadelesinin yapılacağına.
Güzel. Güzel. E şıkkında bayağı bir el kaldıran var. Bir de B şıkkında kaldıranlar oldu. Arkadaşlar cevabımız Edirne. Edirne diyenleri tebrik ediyorum. Çünkü nüfus mübadelesiyle alakalı bir durumdan bahsetmiyor arkadaşlar burada. Nüfus mübadelesi demek nüfus değişimi. Biz bunu daha sonra arkadaşlar ta 1930'lu yıllarda Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan bir gelişme olarak göreceğiz. Nüfus değişimi. Yani Yunanistan'daki Türkler Anadolu'ya, Anadolu'daki Rumlar Yunanistan'a gidecek. Ama bunu burada onunla alakalı bir durum yok. Evet. İstanbul'un resmen işgali 16 Mart 1920 tarihi. Arkadaşlar, İtilaf Devletleri Meclisi'nin açılmasına yani son Osmanlı ve Lusan Meclisi'nin İstanbul'da açılmasına ve seçimlerin yapılmasına müdahale etmediler, tepki göstermediler. Dikkat. Ama meclisten kendi isteklerinin dışında kararlar çıkınca hangi kararlar bunlar? Misak-ı Milli kararları. Bunu beklemiyorlardı arkadaşlar. Bunu beklemiyorlardı. Misak-ı Milli'den dolayı Türkleri cezalandırmak istediler. Nasıl böyle kararlar alırsınız diye bizim işgalimiz altındayken. Bunu gerçekleştirmek için de İstanbul'u resmen işgal ettiler 16 Mart 1920 tarihinde. Ve Mebusan Meclisi'ni basarak arkadaşlar Mebusan Meclisi'ni dağıttılar. Birçok aydını ve milletvekilini tutukladılar, hapse attılar. Bir kısmını Malta'ya sürgüne gönderdiler arkadaşlar. Bu şekilde cezalandırmaya çalıştılar Türkleri. Tabii İstanbul'un işgali karşısında Mustafa Kemal İtilaf Devletleri parlamentolarına yani meclislerine ne yaptı arkadaşlar? Telgraflar çekti. İşgali protesto eden telgraflar çekti. Aynı zamanda onların yaptığı bu harekete karşılık Mustafa Kemal de hemen tedbirlerini aldı. Ne yaptı mesela? Aynı zamanda askeri ve sivil makamlardan İstanbul ile haberleşmenin derhal kesilmesini istedi Mustafa Kemal. Artık onları muhatap almayalım gibisinden. İstanbul'da yapılan tutuklamalara karşın Anadolu'da bulunan İtilaf Devletleri subaylarını tutukladı. Ve Yey ve Ulukışla civarındaki köprü ve demir yollarını tahrip ettirdi. Neden? Çünkü arkadaşlar şu an İtilaf Devletleri'nin aleyhine hareketlerde bulunuyoruz. Onların subaylarını tutukluyoruz mesela Anadolu'da. Tabii buna kayıtsız kalmaz İtilaf Devletleri. Anadolu'ya geçip orada işte cezalandırmaya çalışır, işgal etmeye çalışır bölgeleri. Bunu engellemek için de ne yapıyoruz? Anadolu'ya gelen, İstanbul'dan Anadolu'ya gelecek olan tren yollarını ya da köprüleri tahrip ediyoruz ki onlar Anadolu'ya gelemesinler diye. Şimdi İstanbul'un işgali aslında kötü bir olay. Evet, bizim için kötü bir olay ilk bakışta ama arkadaşlar burada şunu da değerlendirmemiz lazım. Her şerde bir hayır vardır dediğimiz noktada İstanbul işgal edildi, evet Mebusan Meclisi dağıtıldı, basıldı. Ama arkadaşlar bu yeni bir meclisin açılmasının da önünü kolaylaştırdı. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması da böylelikle kolaylaşmış olacak. Çünkü hali hazırda artık bir meclis kalmadı. İstanbul'un işgali, bakın Mustafa Kemal'in haklılığını bir kere daha ortaya çıkarmıştır. Ve İstanbul'dan kaçan birçok aydın Ankara'ya gelerek milli mücadeleye katılmıştır. Arkadaşlar Mustafa Kemal niye haklı çıktı? Mustafa Kemal ne demişti? Mebusan Meclisi'nin toplanmasından önce Amasya görüşmelerinde, dikkat edin, Amasya görüşmelerinde Mustafa Kemal ısrarla Mebusan Meclisi'nin İstanbul'da değil Anadolu'nun güvenli bir yerinde toplanmasını savunmuştu. Ama İstanbul hükümeti kanuni esasiye göre yani anayasaya göre Meclis İstanbul'da toplanmalıdır dediler ve İstanbul'da topladılar. İstanbul'da topladıkları için de geldi İtilaf Devletleri meclisi dağıttı, İstanbul'u işgal etti. Yani burada Mustafa Kemal'in yine haklılığı ortaya çıkmış oldu. Evet, Büyük Millet Meclisi'nin açılışı 23 Nisan 1920 tarihi arkadaşlar. Biliyorsunuz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak geçer.
kutlanmakta. Bunun sebebi de şudur arkadaşlar. Bunun sebebi de şudur. Kurtuluş Savaşı'nda çok fazla çocuk annesiz kalmıştır, babasız kalmıştır, yetim öksüz kalmıştır. Savaşta birçok aile parçalanmıştır. Çocuklar kimsesiz kalmıştır. Ve dünya tarihinde ilk defa bir devlet, ilk defa bir ülke kendi çocuklarını düşünerek, onları bir nebze motive etmek, onların bir nebze gönlünü alabilmek için ne yapmıştır? Böyle bir bayram hediye etmiştir onlara. Yani bu daha önce görülen bir şey değil. Çok düşünceli, çok ince bir hareket. Gerçekten takdir edilecek bir hareket arkadaşlar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bunu hakkıyla korumak ve kutlamak gerekir. Şimdi Büyük Millet Meclisi'nin açılışı dedik. 19 Mart 1920'de yayınlanan bir emirle Ankara'da bir meclis açılacağı ilan edilmiş ve seçimlerin yapılması istenmiştir. Bu arada İstanbul'da dağıtılan Mebusan Meclisi'ne üye olan ve tutuklanmayan milletvekillerinin de açıklanacak yeni meclise kabul edileceği ilan edilmiştir arkadaşlar. Şimdi burada şuna dikkat edeceğiz. İlk TBMM'ye farklı kesimlerin kabul edilmesi hem ulusal iradeye saygının hem de birlik ve beraberliğe verilen önemin bir göstergesidir arkadaşlar. Meclis 23 Nisan 1920'de Cuma günü milletvekillerinin Hacı Bayram Camii'nde halkla beraber Cuma namazını kılmalarından sonra açılmıştır arkadaşlar. 115 milletvekilinin katıldığı ilk gün toplantısına en yaşlı üye sıfatıyla Sinop Milletvekili Şerif Bey başkanlık yapmıştır. 24 Nisan'da yapılan toplantıda ise Mustafa Kemal meclisin başkanı seçilmiştir. Mustafa Kemal meclis başkanı seçildikten sonra mecliste bir konuşma yapmış. Meclisin çalışma düzeninin belirlenmesine yönelik bir önergeyi meclise sunmuştur. Baktığımız zaman Mustafa Kemal'in bu önergesinde, bu konuşmasında yer alan metinde şöyle başlıklar var, maddeler var daha doğrusu. Arkadaşlar hükümet kurmak zorunludur demiş. TBMM'nin üstünde hiçbir güç yoktur demiş. Yani artık padişahın da üzerinde bir makam, kurum olarak kabul etmiş TBMM'yi. Geçici bir hükümet başkanı atamak ya da padişah vekili atamak doğru değildir denmiş. TBMM yasama yürütme yetkileri elinde bulundurur. Arkadaşlar bir devletin 3 önemli gücü var demiştik. Bunlar yasama, yürütme, yargı olarak 3'e ayrılır. Yasama dediğimiz zaman aklımıza meclis gelir. Adı üzerinde meclis ne yapar? Yasa yapar. Kanun yapar. Yasama buradan gelir. Yasa yapmak. Yürütme gücü hükümet, yani bakanlar kurulu dediğimiz hükümet ve başbakan, cumhurbaşkanının da olduğu kısımdır yürütme kısmı. Bakın bakanlar kurulu, başbakan ve cumhurbaşkanı. Yürütme kısmı da budur arkadaşlar. Yürütme ne yapar? Yasamanın yaptığı yasaları, kanunları uygular. Hayata geçirir ve atama yapar, tayin yapar. Yargı ise bunlardan tamamen bağımsız, adaletten sorumlu kısımdır. Bağımsız mahkemelerce yürütülür. Şimdi hükümet işleri meclis içinden belirlenecek bir kurul tarafından yürütülmelidir. Meclis başkanı aynı zamanda hükümet başkanıdır arkadaşlar. Yani meclis hükümeti sistemi vardır. Bugün biliyorsunuz meclis başkanı ayrıdır, hükümetin başkanı ayrıdır. Ama bu sisteme göre meclis başkanı ile hükümet başkanı aynı kişi. Padişah ve halifenin durumu meclisin vereceği karara göre daha sonra belirlenecek denmiş. Şimdi birinci TBMM'nin özelliklerine baktığımız zaman açılan ilk meclisin özellikleri arkadaşlar siyasi partilere yer verilmemiştir. Siyasi partilere yer verilmemesinin nedeni siyasi bölünmelerin önüne geçmektir arkadaşlar. Şimdi biz Kurtuluş Savaşı'nı yapacağız. O yüzden bizim neye ihtiyacımız var öncelikli olarak? Siyasi partiye mi yoksa birlik ve beraberliğe mi? Evet, cevap sizde. Güzel. Muhammed, direkt yakalıyorsun. Bravo Muhammed. Şimdi arkadaşlar bazen kontrol ediyorum, bakıyorum. Ne yapıyorlar? Uyuyorlar mı? Dalmışlar mı? Karadeniz'de gemiler batıyor mu? Batmıyor mu? Bunu kontrol ediyoruz. Yani uyanık olup hemen cevapları yapıştırın soru geldiğinde. Peki. Arkadaşlar bizim şu an siyasi partiye değil birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Çünkü Kurtuluş Savaşı'nı yapacağız.
Birinci teoremin özelliklerinden birisi bu. Kurucu meclistir dedik. Kurucu meclis olmasını şöyle açıklayalım. Arkadaşlar yeni bir devlet kuruyor sonuçta. Türkiye Cumhuriyeti şeklinde bir devlet kuracak. Ve arkadaşlar bir anayasa oluşturuyor. Eğer bir meclis anayasa oluşturuyorsa, anayasa ilan ediyorsa o meclis kurucu meclis diyebiliriz. Birinci TBMM'nin ilan ettiği anayasa hangisi? 1921 anayasası. O yüzden kurucu meclistir. Savaş yönetmiştir. Evet. Kurtuluş Savaşı'nı yönetmiştir. Arkadaşlar demokratiktir. Seçimle belirlenmiştir. Ulusaldır. Bütün ulusu temsil eder. Meclis hükümeti anlayışı vardır. Yani meclisin başkanı, mesela meclisin başkanı kim burada? Mustafa Kemal. Aynı zamanda hükümetin de başkanıdır. Yani hem yasama gücü hem de yürütme gücü elindedir. Niye böyle bir şey yapılmış peki? Bakın bu demokratik değil aslında. Yani demokratik ülkelerde mesela şu an günümüzde yasama, yürütme, yargı üçü de ayrı ayrıdır bunların ve güçler ayrılığı ilkesi olarak geçer. Ama burada demokratik bir anlayış yok. Peki şu an buna mı dikkat ediliyor yoksa devletin ya da milletin yine bağımsızlığını kurtarmak mı? Tabii ki milletin bağımsızlığı. Buradaki amaç şu. Meclisin başkanı da hükümetin başkanı da aynı kişi ve daha hızlı kararlar verilip daha hızlı kararlar alınması amacıyla böyle bir şey yapıldığını söyleyebiliriz. Zor zamanlar, olağanüstü dönemler olduğu için böyle bir sistem oluşmuş. İstilacıdır arkadaşlar. Yani köklü değişimler yapmıştır. Mesela ne yapmıştır? Saltanatı kaldırmıştır. Yaptığı tek devrim de budur zaten. Tek devrim, tek inkılap saltanatın kaldırılmasıdır. Diğer bütün inkılaplar, işte halifeliğin kaldırılması, soyadı kanunu, medeni kanun, bunların hepsi arkadaşlar hangi TBMM? İkinci TBMM'de göreceğiz. Güçler birliğini benimsemiştir dedik. Biraz önce söylemiştik. Yasama, yürütme ve yargı. Yargı şu an yok ama o da ilerleyen konularda yargıyı da kullandığını göreceğiz. Meclisin nasıl kullanıyor yargıyı? İstiklal mahkemelerini kurarak. Evet. Şimdi TBMM'ye karşı yapılan ayaklanmalar var. Arkadaşlar TBMM açıldı ve gerek azınlıklar, gerek itilaf devletleri, gerekse itilaf devletleri güdümü altında olan İstanbul hükümeti TBMM'ye karşı bazı ayaklanmalar, isyanlar çıkarttı. Niye? Ayağına taş koymak, önüne taş koymak için TBMM'nin. Milli mücadele yanlısı insanları amaçlarından uzaklaştırmak, milli mücadelenin başarısız olmasına sebep olmak gibi amaçlarla bu isyanları çıkarttılar. Mesela İstanbul hükümetince çıkarılan ayaklanmalar. Şimdi burada arkadaşlar MEP'te çok fazla bunların içeriğine ayrıntısına girmemiş. O yüzden size başlıklarını söylesem yeterli, kafi gelecektir. Mesela şuna dikkat edeceksiniz, şunu ayırmayı bileceksiniz. İstanbul, TBMM'ye karşı İstanbul hükümetinin çıkardığı isyanlar hangileridir? Bir, Anzavur isyanı. İki, Kuvayi İnzibatiye isyanı ya da Halifelik Ordusu'nun isyanı. Bakın, İstanbul hükümeti tarafından TBMM'ye karşı iki tane isyan çıkarılmış. Geçtik. Hem İstanbul hükümeti hem de itilaf devletlerinin çıkardığı isyanlar var. Ortaklaşa. Bunlar hangileri? Bir, Yozgat isyanı. İki, Hendek, Bolu, Düzce, Adapazarı isyanı. Üç, Konya isyanı. Dört, Afyon isyanı. Beş, Milli Aşireti isyanı. Altı, Cemil Çeto isyanı. Yedi, Ali Batı isyanı. Sekiz, Koçgiri isyanı. Dokuz, Şeyh Eşref isyanı arkadaşlar. Bakın sadece İstanbul hükümetinin iki tane vardı çıkardığı ama hem İstanbul hükümetinin hem de İtilaf Devletleri'nin ortaklaşa çıkardığı dokuz tane isyan var arkadaşlar. Bunların isimlerine dikkat. Sonra azınlıklar tarafından çıkarılan isyanlar var. Bunlar da iki tane. Biri Ermenilerin çıkardığı isyanlar. Bir diğeri de Rumların çıkardığı isyanlar. Sonra bir de Kuvayi Milliyeciler tarafından çıkarılan isyanlar var. Arkadaşlar bunlar normalde milli mücadele yanlısı olan,
düşman işgaline karşı yurdu savunmaya çalışan, silahlı halkın oluşturduğu silahlı direniş örgütleri diyerek adlandırıyoruz bunları, Kuvayi Milliyetçileri. İlk başta Türk halkının haklarını savunmaya çalışmışlar. İşgalcilere karşı savaşmışlar. Ama ne zaman Batı Anadolu'da Kuvayi Milliye'nin yerine düzenli ordu kurulmaya çalışılmış ve bu Kuvayi Milliye birliklerinin de düzenli orduya katılması İsmet Paşa'nın komutasında, İsmet Paşa'nın generalliğinde, onun komutasında, onun birliklerine katılması istenmiş. Bunlar o zaman yan çizmeye başlamışlar. Ne demişler? Ya biz de üst düzey komutan yapacaksınız ya da biz onlardan emir almayacağız. Yani düzenli birliğin içerisine girip emir almak istememişler. Yani ayrıcalıklarını kaybetmek istememişler arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Ve bunların içerisinde iki tanesi çok meşhur, daha önce duymuşsunuzdur. Çerkezden ve Demirci Mehmet Efe. Çerkezden mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı isyan ediyor düzenli orduya katılmamak için. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin oluşturduğu düzenli ordular Çerkezden isyanı bastırıyorlar, yeniyorlar. Ve Çerkezden kime sığınıyor arkadaşlar? Düne kadar savaştığı Yunanlara sığınıyor. Yunanların safına geçiyor. Bakın burada haritada o bütün isyanları görüyoruz. Nerede yaşandığına dair. Haritaya dikkat edersek hemen yerlerini gösterelim. Mesela İstanbul hükümetinin çıkardığı, İstanbul hükümeti tarafından çıkarılan isyanlar hangileriydi? Kuvayi İnzibatiye yani hilafet ordusu, bir de Anzavur isyanıydı. Sonra hemen farklı bir kalemle çizeyim. İstanbul hükümeti ve İtilaf devletleri tarafından çıkarılan isyanlar vardı. Mesela Bolu, Hendek, Düzce isyanları şurada. Yozgat, Koçgiri, sonra Cemil Çeto, Ali Batani, Milli Aşireti, işte Konya'da Delibaş Mehmet, Afyon'da Çopur Musa gibi isimler arkadaşlar. Hem İstanbul hükümeti hem de İtilaf devletlerinin çıkardığı isyanlar. Diğerleri arkadaşlar Çerkezeten ve Demirci Mehmet Efe, daha öncesinde Kuvayi Milliyeci olup düzenli orduya katılması istendiğinde isyan eden isyancılar. Bir de azınlıkların çıkardığı isyanlar vardı. Onlar da Rumlar ve Ermeniler. Tamam? Şöyle haritaya bir bakın iyice. Neyin nerede olduğunu, kim olduğunu bir görün. Zihninizde bir fotoğrafını çekin haritanın. Peki Türkiye Büyük Millet Meclisi isyanlara karşı hangi önlemleri aldı arkadaşlar? Mesela Hıyaneti Vataniye Kanunu çıkarıldı. Yani vatana ihanet kanunu. Ve isyancılar vatan haini ilan edilerek yakalandılar. Yakalananlar İstiklal Mahkemelerinde yargılandı. İstiklal Mahkemeleri önemli. İstiklal Mahkemeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yargı gücünü de kullandığını gösterir. Çünkü meclisin içinden seçilmiş milletvekilleri burada görev yapar İstiklal Mahkemelerinde. Hakimlik görevinde bulunurlar. Ve çok hızlı karar alır İstiklal Mahkemeleri. Yani bir karar verilirse buna itiraz etme gibi bir şansın yoktur. Vatan haini ilan edildiysen, suçluysan, isyancıysan, askerden kaçtıysan mesela, vatana ihanet ettiysen cezası idamdır. Bunun kurtuluşu yoktur. İstiklal Mahkemeleri oldukça milleti o dönemde ya da işte isyan etmeyi düşünen, o amaçla hareket eden kişileri bayağı bir korkutmuştur, korkulu rüyası olmuştur İstiklal Mahkemeleri. Bilginiz olsun. Onun dışında Anadolu Ajansı kurulmuştur. Halkı bilinçlendirmek için milli mücadeleye karşı. Hakimiyet Milliye Gazetesi çıkarılmıştır. İstanbul basınından Akşam, İkdam, İleri, Tasviri, Efkar, Tercüman, Vakit, Yeni Gün gibi gazeteler milli mücadelenin büyük destekçileri olmuşlardır. Gazetelere dikkat edelim.
İstanbul'da resmi yazışmalar kesilmiştir. İstanbul hükümetinin kararları ve emirleri geçersiz sayılmıştır. Düzenli ordunun kuruluşunun tamamlanması için çalışmalar yapılmıştır. Ve Ankara müftüsü Börekçizade Rıfat Efendi'den milli mücadele yanlısı fetva alınmıştır. Rıfat Börekçi. Kimdir Rıfat Börekçi? Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Diyanet İşleri Başkanı'dır arkadaşlar. Rıfat Börekçi. Börekçizade Rıfat Efendi. Şimdi İstanbul hükümeti yine nasıl bir fitne yapmaya çalıştı? İstanbul hükümeti bazı din görevlilerine emir vererek onların milli mücadele karşıtı ve fetva vermelerini istedi. Milli mücadeleye katılanlar vatan hainleridir. Bu bir milli mücadele değildir, isyan hareketidir, vatana ihanettir gibi açıklamalar yapılmasını istediler. Din görevlilerinden, imamlardan, müftülerden. İşte Mustafa Kemal de İstanbul hükümetinin bu tutumuna karşılık milli mücadele taraftarı olan başta Rıfat Börekçi'den milli mücadele yanlısı fetvalar yayınlamasını istedi. Sevr Anlaşması, arkadaşlar Türk tarihinin şartları en ağır anlaşmalarından birisi. Ama uygulanamayan bir anlaşma, kağıt üzerinde kalan bir anlaşma. Biz uygulanmaması için, çünkü uygulanmaması için biz ne yaptık arkadaşlar? Kurtuluş Savaşı'nı yaptık. Sevr'in uygulanamamasının nedeni Kurtuluş Savaşı'dır, unutmayın. Bir de meclisimiz onaylamamıştır tabii böyle bir anlaşmayı. Türkiye Büyük Millet Meclisi onaylamamıştır, kabul etmemiştir. Çünkü Türklüğü yok sayan bir anlaşma. Türklüğü dünya üzerinden ya da Anadolu üzerinden, Anadolu haritası üzerinden, o coğrafyadan tamamen yok etme, silme, Orta Asya'ya geri gönderme gibi düşüncelerle var olan bir anlaşma. Şimdi 10 Ağustos 1920 San Remo şehrinde, İtalya'nın San Remo şehrinde taslağı hazırlanmış. Ağır maddeler içeren Sevr Anlaşması Şuray Saltanat'ta onaylanmış. Şuray Saltanat. Saltanat Şurası arkadaşlar gerekli görüldüğü durumlarda toplanan bir meclis gibi düşünün. Padişah'ın başkanlığında İstanbul'da Saltanat Şurası ve Sevr Antlaşması'nı padişah da dahil, İstanbul hükümeti de dahil, Şurayı Saltanat'la beraber onaylamışlar. Ve onaylandıktan sonra Marif Nazırı Hadi Paşa'yı Fransa'ya göndererek Osmanlı Devleti adına anlaşmayı imzalamışlar. Bakın, anlaşma imzalanmış Osmanlı Devleti tarafından. Ama Osmanlı Devleti'nde anayasaya göre bir antlaşmanın yürürlüğe girmesi için arkadaşlar meclisin onayını alması lazım. Çünkü anlaşmaları meclis yapar. Meclis onayı gerekirken tabii meclis bu dönemde kapalı. Biliyorsunuz İstanbul işgal edildikten sonra İtilaf Devletleri tarafından meclisimiz kapatılmıştı. O yüzden Vahdettin, Sadrazam Damat Ferit, vezirler ve eski kumandanlardan oluşan Şuray Saltanat toplanarak anlaşmayı onaylamışlar demiştik. Osmanlı Devleti'nin imza koyduğu bir anlaşmanın resmiyet kazanabilmesi için dikkat, Mebusan Meclisi tarafından onaylanması gerekir. Mebusan Meclisi var mı ortada? Yok. Mebusan Meclisi kapalı olduğu için Sevr Anlaşması meclis tarafından onaylanmamıştır. Bu durum Sevr'in resmi dayanaktan yoksun ve hukuken geçersiz olduğunun göstergesidir. Yeni açılan Millet Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi zaten milli mücadele yanlısıdır ve kesinlikle Sevr'i tanımamıştır. Bu anlaşmayı onaylayanları da vatan haini ilan etmiştir. Evet, anlaşmayı onaylayanları o dönemde vatan haini ilan etmiş meclis Sevr Anlaşması. Sevr Anlaşması'nın maddelerine baktığımızda İstanbul Osmanlı Devleti'nin başkenti olarak kalacak ancak Osmanlı Devleti azınlık haklarını gözetmezse elinden alınacaktır. Dikkat! Bahaneleri de hazır İstanbul'u almak için elimizden. Boğazlar bütün devletlerin gemilerine açık olacak ve Boğazlar Komisyonu tarafından yönetilecek. Doğu Anadolu'da bağımsız bir Ermeni ve özel bir Türk devleti kurulacak.
Azınlıklara geniş haklar tanınacak, askerlikten ve vergiden muaf olacaklar. Doğu Trakya ve Batı Anadolu Yunanistan'a, Urfa, Antep dahil olmak üzere Suriye, Fransa'ya veriliyor. Musul ve Arabistan dahil Irak, İngiltere'ye veriliyor. Güneybatı Anadolu İtalya'ya veriliyor. Rodos ve 12 ada İtalya'ya, diğer Ege adaları Yunanistan'a veriliyor. Osmanlı ordusunun ağır silahları olmayacak ve ordusunun sayısı en fazla 50.700 kişiden oluşacak arkadaşlar. Bu coğrafyada yaşayan bir devlet için doğuştan asker dediğimiz, ordu millet anlayışına sahip olduğumuz, kendini bildiği bileli savaştan, seferden uzak kalmamış bir toplumdan bahsediyorsak 50.700 kişilik bir asker ya da bir ordu hiçbir şey arkadaşlar. Yani yok gibi bir şey. Kalkülasyonlar bütün devletlere tanınacaktır. Maddesi var. Evet, bu da Sevr Antlaşması'na göre bugünkü coğrafyamızın sınırları. Bize verilen topraklar, bize bırakılan topraklar gördüğünüz gibi sadece şu kısım. İstanbul'da vermişler bize sözde. İstanbul'da bırakmışlar bize. Ama gördüğünüz gibi İstanbul'un çevresi yine işgal altında. Boğazlar bölgesi diye geçiyor. Uluslararası bir bölge olarak geçiyor. Zaten azınlık haklarını da korumazsa İstanbul'da elinden alacaklarını söylüyorlar. Gördüğünüz gibi hal vaziyet bu. Yani nasıl bir cenderenin içinden çıktığımızı şu haritadan görebilirsiniz. Kurtuluş Savaşı olmasaydı, bugün Kurtuluş Savaşı'na laf edenler varsa bu haritayı açık gösterebilirsiniz. Kurtuluş Savaşı olmasaydı bizi nasıl bir gelecek bekliyordu? Buradan anlayabilirsiniz arkadaşlar. Yorumu size bırakıyorum. Evet. Kurtuluş Savaşı. Kurtuluş Savaşı'na hazırlık safhasını bitirdik. Kurtuluş Savaşı'na başlayacağız. Burada Batı Cephesi, Doğu Cephesi ve Güney Cephesi diye 3 tane cepheden bahsedeceğiz. Kurtuluş Savaşı'nda böylece bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi düzenli ordunun kurulması diyeyim kısaca. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasından sonra Osmanlı ordularının büyük bir kısmı terhis ediliyor, boşaltılıyor. Silah ve cephaneleri elinden alınıyor. Mondros'a uymayan, Mondros'un kararlarına uymayan ve ordusunu dağıtmayan sadece Doğu Anadolu'da kim var? 15. Kolordu Kazım Karabekir var. Osmanlı'dan, koskoca Osmanlı'dan kalan ordu Doğu'da 15. Kolordu. O da kendi inisiyatifiyle kendi ordusunu dağıtmamış olan Kazım Karabekir. İstanbul hükümetinin Mondros ateşkesinden sonra başlayan işgallere karşı kayıtsız kalması Kuvayi Milliye Birlikleri'nin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Kuvayi Milliye Birlikleri ne zaman ortaya çıkıyordu? İzmir'in işgalinden sonra. Kuvayi Milliye Birlikleri arkadaşlar Sivas Kongresi kararıyla temsil kuruluna, bir süre sonra da TBMM'ye bağlanmıştır. Ancak bütün çabalara rağmen birliklerin hareketleri, birliklerin başına buyruk hareketleri aslında Kuvayi Milliye'nin düzensiz hareketleri önlenememiştir. Bir de üstüne Batı cephesinde bizim 1. İnönü Savaşı'ndan önce yaptığımız bir savaş var. Batı cephesinde Yunanlılara karşı 1. İnönü Savaşı'ndan önce yaptığımız bir savaş var. Gediz Savaşı diye geçer. Arkadaşlar Gediz Savaşı'nı biz Kuvayi Milliye birlikleriyle yapıyoruz Yunanlara karşı ama başarısız oluyoruz. Ve bu başarısızlıktan sonra Kuvayi Milliye birlikleri iyice zaten tartışılmaya başlanıyor. Cephe üstündeki o esnada Kuvayi Milliye birliklerinin başında Ali Fuat Paşa var arkadaşlar. Başarısızlıktan dolayı görevinden alınıyor. Ve Batı cephesi kendi içinde ikiye ayrılıyor. Ve bu bölgeye, Batı cephesine iki tane önemli paşa atanıyor. Yunanlıların karşısına İsmet İnönü ve Refet Bele'yi atıyoruz arkadaşlar Batı cephesine. Ve Batı cephesi doğrudan Erkan Harbiye'yi Umumiye Reisliğine bağlanıyor. Yani Genelkurmay Başkanlığı'na bağlanıyor diyebiliriz arkadaşlar. Peki, neden Kuvayi Milliye Birlikleri kaldırıldı? Neden Kuvayi Milliye Birlikleri kaldırıldı? Bundan da bahsedeceğim. Burada kalacağız. Kuvayi Milliye'nin kaldırılış nedenleri.
herhangi bir merkezden emir almıyorlar. Kendi başlarına hareket ediyorlar. Bölgesel ve dağınık hareket ediyorlar arkadaşlar. Keyfi uygulamalar ve cezalandırmalarda bulunuyorlar. İhtiyaçlarının tamamını halktan zorla alıyorlar. İşgale karşı beklenen ölçüde başarılı olamıyorlar. Kuvayi Milliye'nin kaldırılmasının nedenleri dediğimizde işte bu maddeleri sayacağız arkadaşlar. Bir tane haritamız var, ona bakalım, inceleyelim. Bakın ne demiştik? Kurtuluş Savaşı dediğimiz zaman aklımıza 3 tane cephe gelir. Batı cephesi. Güney. Doğu cephesi. Kurtuluş Savaşı'nın cepheleri bunlar. Evet. Burada kalalım. Bir sonraki derste artık cephelerden devam edeceğiz. Hangi cephede kimlere karşı savaştık, kimlere karşı kazandık ve Kurtuluş Savaşı'nın sonunu getireceğiz. Evet, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Evet, size de selam var buradan. El kaldıran, buradan selam gönderiyorum. El kaldıran bütün arkadaşlarıma. Güzel. Süper. Hayırlı çalışmalar.